Evet. Hoş geldi herkes. Ne değiştirdiniz bugün? Ha, sen geldin. Bacağını salladım ama. Çok bacağını sallıyorsun. Evet. Birinci soru neydi? Ha. O kabile. Birinci soru kabile sorusuydu. Var mı cevaplar? Bir kabile var. Diyorlar ki her kadın diyorlar tek bir erkek çocuk doğurma hakkı var. Ondan sonra diyorlar annelikten istifa ediyor artık. Ondan sonra anne olmuyor ondan sonra. Her kadın. Bir erkek çocuk doğana kadar var mı cevap? Var hocam, bir tane var. Ne diyor? Daha fazla erkek doğar. Çünkü erkekler 1/2 ihtimalle daha fazla olur ve 1/4 ihtimalle eşit doğarlar. Ayrıca bir kadın ardarda doğurduğu tüm çocuk sayısı arttıkça tüm doğma ihtimali yarıya iniyor. Ama doğan çocuk sayısı iki katına çıkmıyor. Sadece bir artıyor. Yanlış. Cevap ikisi de eşit diye cevaplar var hocam. Ha, kaç tane cevap var öyle? Üç tane. Bir de hocam kadın bakım çocuk olasılığı ağaç sistemiyle yaptım diye. Nereye yapmış? Ağaç sistemiyle yapmış. Ne sistemi? Ağaç. Ağaç sistemi. Ha, tabii. Doğru yapmış. Evet, ne bulmuş? Böyle bir sistemde ne olur? Erkek sayısı mı artar, kadın sayısı mı artar? 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra. Önemli değil. Eşit artıyor demiş hocam. Ha? Eşit artıyor demiş. Güzel. Eşit artar. Bu daha çok felsefe aslında. Yani bilimle kanıtlayabiliriz bunu tabii de. Bu daha çok felsefi bir soru. Doğanın kuralı diyelim %50, değil mi? %50 kız olacak, kız çocuk, %50 erkek çocuk. Şimdi doğayı kandıramazsın. Yani ben şöyle bir strateji izleyerekten erkek sayısını %70'e çıkarayım diyemezsin. Mümkün değil bu. Yani mümkün olmaması da yani bu felsefe sadece bu. Yani çünkü Allah'ın kuralı. Allah'ı kandıramazsın. Ben şöyle bir şey yapayım da %50'den fazla erkek çocuğu elde edeyim ya da %50'den fazla kız çocuğu elde edeyim diye bir strateji olamaz. Ancak fiziksel olarak fiziksel olarak bir şey yaparsan mesela ne bileyim ben internet sitesine girin daha fazla erkek çocuk olması için ne yapmak gerekiyor gibi öyle siteler var. Ben girdiğim zamanlar işte bilmem ne yersen şu yersen ondan sonra saat 3'te çocuğu yaparsan falan gibi böyle şeyler var. Belki olabilir bilmiyorum ne bileyim ben doktor değilim tıpçı değilim olabilir ama yani fiziksel bir müdahale yapmadan strateji geliştirerek doğayı yenemezsin. Yani bir yılda yüzde ne bileyim ben, bir yılda 3 metre yağmur yağıyorsa eğer strateji uygulayarak bunu fiziksel bir şey yapmadan bir fiziksel olarak ne denir ona? Fiziksel olarak bir şey değiştirmeden onu değiştiremezsin. Değil mi? Anlaşılıyor değil mi bu? Yani ne yapacaksın? Yani doğanın kuralı. Yapamam lazım. Örnek alalım. Diyelim 200 kadın var. 200 kadın, 200 erkek var bir aşamada. 200 erkeğe gerek yok. Diyelim 200 kadın var. Ve diyelim ki her kadın 4 defa doğurabiliyor en fazla. Ne olacak birinci aşamada? Bu 200 kadın doğacaklar. 100 kız çocuğu, 100K diyelim. K ve kız ya da kadın fark etmez. K aynı şey diyor. 100 tane erkek doğacak. Bunlar artık bu erkek doğan kadınlar istifa etti. Değil mi? Geriye 100 kadın kaldı. Bunlar artık doğmayacaklar.
Bu kadınlar 50 tane, yaklaşık 50 tanesi kız çocuk doğuracak, 50 tanesi erkek çocuk doğuracak. Bunlar da, bunlar bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu doğurdular. Ve artık bıraktılar anneliği. Ha. 400 yapalım bunu. 200 erkek, 200 kız. 100 kadın, 100 erkek. Sonra bir defa daha. 50 kız çocuğu doğurdu. Bunlar hala erkek çocuğu doğurmadılar. Doğmak zorundalar. 50 erkek doğdu. Sonra bunlar doğacaklar. 25'i kız doğacak, 25'i erkek doğacak. Bakalım ne olmuş, toplam ne olmuş. Erkek çocuk sayısı 200, 300, 350, 375. Kız çocuk sayısı 200, 300, 350, 375. Aynı olacak. Yani bu, diyelim her kadın 5 çocuk doğurdu, fark etmez. Her kadın 10 çocuk doğurabilir, fark etmez. Her kadın sonsuza kadar doğurabilir, fark etmez. Doğan çocuk, erkek çocuk sayısı ve kız çocuk sayısı aynı olacak. Doğayı aldatamazsın. Doğayı aldatabilirsin. Stratejik olarak değil ama. Yani doğaya müdahale ederek. Müdahale edersin. Ne bileyim, yukarıya bir yağmur bombaları var. Yani yağmur yağmıyor, bulutlar var orada. Yağmur bombası atıyorsun, yağmur düşüyor. O olabilir, evet. Yağmur miktarını arttırabilirsin. Fiziksel müdahaleyle. Yani erkeklerin ve kadınların yedikleri içtikleriyle çocuğun cinsiyetinin bir şeysi olabilir, bir ilişkisi olabilir. Ben bilmiyorum, var mı yok mu? Olabilir. Öyle olabilir ama hiçbir şey yapmadan, strateji geliştirerek yapamazsın. Var mı bir daha şey? Anlaşılıyor. Anlaşılıyor değil mi? Çok güzel değil mi bu? Ya bu yorum çok güzel değil mi? Yani doğaya karşı strateji uygulayamazsın. Peki. İkinci soru neydi? Neydi ikinci soru? Ulet sorusu vardı. O üçüncü soruydu. İkinci soru. Ha, kura çekimi. Ha, kura çekimi. Evet, evet. 80 tane bir şeyin içinde, bir kavanoz içinde 80 tane top var. Kura çekiliyor. Burada 80 tane top var. Dolu, evet. 60'ı boş. Başta mı çekmek lazım, sonda mı çekmek lazım? Aynı tür soru olduğunu anlıyorsunuz herhalde değil mi? Aynı tür soru. Yani strateji, yani başlangıçta olasılık 20/80, yani 4'te 1 dolu çekme olasılığı. Bunu strateji kurarak bu kuralı değiştirmek mümkün olmaması lazım. Felsefi olarak. Sadece felsefi olarak. Kanıtlayalım bunu. Şimdi diyelim ki birinci çekti. Birinci kişi çekti. Ne yapacak? Birinci kişi 1/4 dolu çıktı. Değil mi? Yani 20/80 dolu. 1/4. Bu da %25 eder. %25 dolu. Dolu. %75 boş. Birinci kişi böyle olacak. İkinci kişiye bakalım. İkinci kişi ne olacak? Tabii ikinci kişinin şeyi, seçimi, ikinci kişi çıktığı zaman şeye, çıkacağı zaman, seçeceği zaman kağıdı, topu. Birinci kişinin yaptığına göre değişir. Birinci kişi eğer dolu çekmişse şansı azalacak. Boş çekmişse şansı artacak. Birinci kişi 1/4 olasılıkla ne çekecek burada? Dolu çekecek. Bir an dolu. Birinci kişi bu. 3/4 olasılıkla boş. Sonra ne kaldı burada? Burada ne kaldı? Dolu çekmişse eğer. 19 boş. 60 dolu. Boş çekmişse eğer 20 boş var. 20 boş var. Ne kadar dolu var? 79, 59 dolu var. 20 dolu var. 59 boş var. Daha önce 60 boş vardı. Bir tanesi boş çekildi. Geriye 59 boş kaldı.
Bu durumda bu kişi 19 bölü 60 olasılıkla dolu çekecek. Geri kalan kaç oldu bu? 41 mi? 41 bölü 60 olasılıkla toplam bir etmesi lazım. Boş çekecek. Bu durumda 20 bölü 59 olasılıkla dolu çekecek. Kaç bu? 39 bölü 59 değil, 79. 79. Bu da 79 değil mi? 79 burası da. 79 tane kağıt var çünkü. Toplamda. 39 bölü 79 olasılıkla boş çekecek. Dolu çekme olasılığı ne? Bu olasılık artı bu olasılık. Yukarıdan 1 litre su giriyor. 4'te 1 buraya gidiyor. 3 bölü 4 buraya gidiyor. Ondan sonra burada 19 bölü 79 buraya gidiyor. 41 bölü 79 buraya gidiyor. Bu böyle. Ne kadar su gelecek buraya? 1 bölü 4 çarpı 19 bölü 79. Değil mi? 17 bölü 79 buraya gelecek. Artı 3 bölü 4 çarpı 20 bölü 79. Toplayalım bakalım ne olacak. Daha önce %75, %25'ti kazanma olasılığı. İkinci kişiye geldik. Bakalım aynı şey çıkacak mı yoksa değişecek mi? Bir kişi değiştiği zaman. Ne yaparız burada? 1 bölü 4'ü dışarı alalım. 1 bölü 79'u dışarı alalım. Ne kaldı burada? Burada 19 kaldı. Burada 3 çarpı 20. Değil mi? 3 çarpı 20 kaldı. 60, 79. Bu 79'a eşit. Bununla bu gidecekler. Ne olacak bu? 1 bölü 4 çarpı 79. Çarpı 1 bölü 79. Çarpı 79. Eşittir. Bunlar gitti. 1 bölü 4 kaldı. Aynı şey. %25. Değişmeyecek yani. Anlaşılıyor mu? Hı? Cevaplar doğru mu? Bir bölü dört. Evet. Her zaman. Her zaman. Yani sonuncu bile olsan, birinci bile olsan hep bir bölü dört olacak. Başlangıçtaki olasılığı değişecek kudretin yok. Yani şöyle yapabilirsin. Bazı topları hafif, bazı topları ağır yaparaktan böyle bir takım fiziksel oynamalar yapabilirsin. Tamam. Yani hile yapabilirsin. Ama strateji geliştiremezsin. Ya ben beşinci çekeyim. Beşinci şansı daha fazla olur diye bir şey yok. Olmaması lazım zaten. Değil mi? Felsefi olarak. Yani şey çok önemli bu. Ne olması? Hisler çok önemli. Şöyle olur bazen. Bazen hislerin yanılır. Ama ender yanılır. Yani hislerle formel hesaplar arasında şaşabilir. Ya hisler ya formel hesaplar. O zaman kuşanacaksın. Her ikisinden de. Hem hislerden kuşanacaksın hem de formel hesaplar kuşanacaksın. Burada her şey uyumlu. Değişmemesi lazım. Üçüncüsü var mı sorular? Peki çok güzel. Tamam. Bir defa daha yapıyorum. Nerede silgiler? Bir kişi anladı herhalde. Değil mi? Bir kişi. 80 tane top var. 20 tanesi dolu. Ondan sonra 60 tanesi boş. 60 boş. Dolu çekme olasılığı 20 bölü 80 tabii ki. Boş çekme olasılığı da 60 bölü 80. 1 bölü 4, 5 bölü 4. Şimdi diyelim ki ikinci çekeceğiz. Birincisi ne yapabilir? Ya 1 bölü 4 olasılıkla dolu çekti. Ya da 3 bölü 4 olasılıkla boş çekti birincisi. Onu biliyoruz buradan. Yani buradan 1 litre su koyarsan eğer, çeyrek litresi buraya gitti. 3 bölü 4 litresi buraya gitti. Şimdi ikinci çekecek. Şimdi eğer bu dolu çekmişse ne var şimdi dolu çekmişse? Daha öncesinden 20 tane dolu vardı. 19 dolu kaldı. Boşlar değişmedi. Artı 60 tane boş var. İkinci oyuncuya kalan bu. Bu durumda. Bu durumda ikinci oyuncuya kalan 20 tane 20 tane dolu. Çünkü dolu çekilmemiş. Eskiden boş sayısı 60'tı. Bir tane boş çekilmiş. 59 tane boş kalmış. Anlaşılıyor değil mi buraya kadar? Şimdi burada ikinci oyuncu çekecek.
İki tane seçenek var. Bu da iki seçenek var. Toplam 79 tane şey var. Top var. 19 tanesi dolu. 19 bölü 79 olasılıkla dolu çekecek. Geri kalan 60 bölü 79 olasılıkla boş çekecek. Değil mi? Toplam 79 top var. 19 tanesi dolu. Burada yine 79 top var. Kaç tanesi dolu? 20 tanesi dolu. Kaç tanesi boş? 59 tanesi boş. Yani şey, bu da olması lazım. 19 bölü 79 bu da olması lazım. 60 bölü 79 bu da olması lazım. Ya yani bu da bir boru var. Su geliyor buradan. Bu suyun 19 bölü 79'u buraya gidiyor. 60 bölü 79'u buraya gidiyor. Buradan şekilde. 20 bölü 79'u buraya gidiyor. 59 bölü 79'u buraya gidiyor. Ve burada da çekilen şey burada dolu çekiyor. Dolu. İkinci oyuncu dolu çekiyor. Boş çekiyor. Dolu çekiyor. Boş çekiyor. Anlaşılıyor mu? Anlaşılmazsa yazsın da hemen anlatayım. Şimdi buradan bir litre su geldi. Ne kadarı buraya geldi? Ve ne kadarı buraya geldi? Bunu toplayacağız. Bu ikinci oyuncunun, ikinci çekenin dolu çekme olasılığı. Buradan bir litre geldi. 1 bölü 4'ü buraya geldi. Sonra 1 bölü 4'ün bu kadarı buraya geldi, bu kadarı buraya geldi. Ben ne kadar buraya gelmiş? 19 bölü 79'u buraya gelmiş. Artı buraya gelen su sayısı, su miktarı. 3 bölü 4 çarpı 20 bölü 79. Toplayacağız bunu şimdi. 1 bölü 4 dışarı çıkardık. 1 bölü 79 dışarı çıkardık. Çarpı. 19 kaldı burada. Burada 3 çarpı 20 kaldı. Bu 60 etti. Bu 79 etti. 79 çarpı 1 bölü 79 1 etti. Geriye 1 bölü 4 kaldı. Aynı olasılık. %75 yani. %25 yani. Ya bunu genelleyebilirsiniz. Diyelim N tane top var. N tane top. K tanesi dolu. Geri kalan N eksi K tanesi boş. Birinci oyuncunun dolu çekme olasılığı kaç? Birinci oyuncunun dolu çekme olasılığı. Eşittir. K bölü ne tabii ki? Şartlar eşit. Her topun aynı olası. Eşit aldım yani. K bölü ne? Peki ikinci oyuncuya bakalım. İkinci oyuncu. Onun da K bölü ne çıkması lazım. İlla ki K bölü ne çıkması lazım. Yani yoksa yanlış var. Bir yerde bir yanlış olması lazım. Hislerim öyle diyor. Kaçıncı oyuncu olursan ol değişmez diyor. İkinci oyuncuya baktık. Şimdi birinci oyuncuya göre değişir tabii. Birinci oyuncu K bölü ne olasılıkla dolu çekti. Ya da N eksi K bölü ne olasılıkla boş çekti. Ne olacak? Dolu çekmişse ne olacak? Dolu sayısı biraz azalacak. N eksi bir tane top var. N eksi bir top. Değil mi bu da? N eksi bir top. Ve K eksi bir dolu. Çünkü bir tanesi dolu çekmiş bu. K eksi bir dolu. Burada yine N eksi bir top tabii ki. Ama boş çekmiş. Dolu sayısı aynı. K tane dolu. Yani bu dolu. Şimdi ikinci oyuncu çekecek. K eksi bir bölü N eksi bir olasılıkla dolu çekecek. Şöyle yapayım. K eksi bir bölü N eksi bir olasılıkla dolu çekecek. Geri kalan ne kadar kalıyor? Bundan bunu çıkar. N eksi K kalır. N eksi K bölü N eksi bir olasılıkla boş çekecek. Burada K bölü N eksi bir olasılıkla dolu çekecek. Geri kalan N eksi K eksi bir bölü N eksi bir olasılıkla boş çekecek. Bundan bunu çıkaracaksın. N eksi bir eksi K. Doluları hesaplıyoruz şimdi. Dolu kaç olacak? K bölü N'si buradan gelmiş. K bölü N. K bölü N çarpı K eksi bir bölü N eksi bir. Artı şimdi bir de burası. Yani burada ne kadar su var? Bunu hesapladık burada. Bunu hesaplayacağız. Artı
N-K bölü N çarpı K bölü N-1 eşittir. Bölü N var iki tahtada. Onu çıkardık buraya. Bir de K var iki tahtada. K bölü N'yi çıkardık. N-1 de varmış. Onu da çıkardık. Ne kaldı burada? K-1 kaldı. Burada K kaldı. K bölü N kalması lazımdı. Böyle hata yaptık yani. Evet. K, bu K gitti. Bu N gitti. Bu N-1 gitti. Bu N gitti. Bu K gitti. Bu N-1 gitti. Bu ve bu kaldı. Değil mi? Ne kaldı? K-1 artı N-K. K'lar gidecek. N-1 kaldı. N-1 ile bu gidecek. K bölü N. Üçüncü soru rulet sorusu. Kumar sorusu. Kumarhane sorusu. Anlıyorlar mı bunu? Neler ile yapılan ağacı anlamadım demiştir ama diğerleri anladım yapmış hocam. Yani burada burada N yerine 80 dedik. N yerine 80. K yerine 20 dedik. Yani N ve K ile anlam 80 ve 20 ile anlamışsa N ve K ile anlaması işten bile değil yani işten bile değil. Anlaması lazım. Yani burada K yerine 20 koyuyoruz. N yerine 80 koyuyoruz. Onun sadece psikoloji bozulmuştur. N ve K var diye. Yani 20 ve 80 anlıyorsa N ve K için anlaması hiçbir neden yok. Burada 1 bölü 4 dedik. Bu 1 bölü 4 kaç? 20 bölü 80. İşte K bölü N. Burada 60 bölü 80. İşte N eksi K bölü N. Yani burada ve aynı ağaç. Burada N yerine 80 koy, K yerine 20 koy. Aynen bu ağaç. Bunu elde edersin. Şekil aynı zaten. Yukarı su geliyor. Su geliyor yukarıdan. İkiye ayrılıyor. Ondan sonra her bir ikiye ayrılıyor. Devam ediyor böyle. Yani her çekişten sonra olasılık değişmiyor. Gelelim şeye. Rulete. Rulette 60 kaç tane? 36 tane sayı vardı galiba değil mi? 37 tane sayı vardı. Bir tanesi 0. Bir tanesi 0 sayısı. Ha? 36 ama bir de 0 vardı. 37 etti. Evet 37 etti. Ondan sonra böyle 1, 2 değil. Ama bu sırayla gitmeyebilir. Bu sırayla gitmeyebilir. Ondan sonra ve devam ediyor. Ve ondan sonra da bir şey var. Bir çuha var. Çuhada da nerelere ne kadar para edeceğini söylüyor. Burası sıfırın yeri. 3'e ayrılıyor burada. Böyle gidiyor. 9 olması lazım. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Bu da kadar galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 10, 19. Yok daha fazla var. Neyse. 36'ya kadar gidiyor. Burası 36, 35, 34. Ne yapıyorsun? Eğer buraya koyarsan tek bir paraya. Kaç bu? 8, 11. Buraya koyarsan 11 geldiği zaman 36 misli kazanıyorsun. Paranın 36 misli kazanıyorsun. Benim bir arkadaşım vardı. Çocukluk arkadaşım. Uzun yıllar sonra ona vapurda rastladım. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Diye sordum. Dedi ki ya ben dedi İstanbul'da kumarhanede çalıştım dedi. Ondan sonra ama dedi kumarhaneler yasaklandığı için dedi. Kıbrıs'a gittim dedi. Kıbrıs'a gideceğim dedi. Kıbrıs'a gideceğim dedi. Kıbrıs'a kumarhane müdürü olacağım dedi. İyi dedim başla dedim. Sonra dedi ki ya dedi ben dedi rulette dedi kazanan bir strateji buldum dedi. Dedi olmaz öyle şey dedi. Evet dedi kazanırım dedi. Oynadığım zaman kazanırım dedi biliyorum dedi. Oyna kazan dedim. Ama dedi ben kumarhane müdürü olduğum için dedi oynayamıyorum dedi. Bana izin vermiyorlar dedi. Başka kumarhanede oynadı dedim. Onlar da biliyorlar benim kumarhane müdürü olduğumu. Bana da izin vermiyorlar dedi. Vallahi iyi ki izin vermiyorlar dedi bana. Sonra eve gittim hesap kitap yaptım. Burada yapacağım hesapları yaptım. Yani rulet masasını kandıramazsın. Strateji geliştirerek daha iyi bir strateji elde edemezsin. Göreceğiz şimdi onu. Cevaplar da var. Böyle mi var? Evet. Yani nasıl Allah'ı kandıramazsan rulet masasını kandıramazsın. O da Allah'ın emri zaten. Göreceğiz şimdi birazdan. Beklenti diye bir şey var. Yani beklenti belirlenmişse eğer
şey yapabilirsin. Masaya hile karıştırabilirsin. Böyle bir şey olmuş. Bir İngiliz iş adamı 1900 yıllarında Monte Carlo'ya 5-6 kişi yollamış çalışanlarından. Demiş ki hiç oynamayın demiş. Sadece bütün gece boyunca çıkan numaraları not edin. Not etmişler. Her masanın numarası var. Belki 20 kişi yollamıştır. 20 tane masa varsa, kaç tane masa varsa o kadar çalışan yollamış. Bütün gece onlar yazmışlar. 3 çıktı, 10 çıktı, 7 çıktı, 6 çıktı falan diye yazmışlar böyle. Sonra veriler götürmüşler patronuna. Patron bir hesap kitap yapmış. Bakmış ki 3 masada bazı sayılar daha fazla çıkıyor. Ne kadar doğru bir hikaye bilinmiyor ama yani bu meşhur bir hikayedir bu. Sonra kendisi gitmiş 3 iş adamıyla ve o masalarda, o 3 masada oynamaya başlamışlar. Gecenin sonunda kumarhane iflas etmiş. Kumarhane iflas etmiş derken şu anlamda iflas etmiş. Kumarhanenin tabii dünyanın parası var kumarhanede de, bankalarda. Kumarhane her gece şeyine, kasasına belli miktarda para koyuyor. O gece müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için. O gece o parası, o kadar parası kalmamış, o kadar yutulmuş yani. İkinci geceleri olmuş. Üçüncü gecede, dördüncü gün şimdi buna uyanmışlar da ya ne oluyor ya, her gün para kaybediyoruz yani, olacak iş değil yani. Birisi Allah'ın emrine karşı geliyor. Masaların yerlerini değiştirmişler. Yani oynatmışlar yerinden. Belli ki masada bir eğim var, bir şey var. O masalar yani kullanıla hileli hale gelmiş. Yani her zar da öyledir. Zarı kumarhanelerde zarlar iki günde bir değiştirilir. Çünkü ata zarın bir tarafı daha fazla aşınır diğer tarafından. Ve bir zaman sonra hileli hale gelir. Şimdi burada göreceksiniz ki, şimdi burada zannederler ki ben şey yapıyorum, kumar, çocuklar kumar öğretiyorum. Doğru kumar öğretiyorum ama kumar oynamamaları için. Kumar, bak göreceksiniz şimdi, beklenti negatiftir. Piyango bileti bile almayacaksın. Her türlü kumar, kumarın, yani kumarı ben düzenliyorsam enayi değilim ya, yani ben para dağıtacağım yani, ben şey miyim, İsa peygamber miyim yani, değil mi? Kazanmam lazım, genelde kazanırım. Normal, şanstan normal gider kazanırım. Ve çok kişi oynarsa da şanstan normal gider. Kazanırım. O şey vardı. Görmüşsünüz belki filmlerde falan. Bir kol çekerler falan, böyle bir dışarı döner. Beklentisi elbette ki negatif. Elbette ki negatif. Şimdi bir soru kökü ben tahmin etmeye çalışıyorum. Derste olmadığım için de hangi sayıyı oynarsak mı daha avantajlı olur? Evet, strateji, en iyi strateji nedir? Tamam. En iyi strateji yok. Evet. Olmaması lazım. Hı-hı. Olmaması lazım yani. Yani. Ne yaparsan yap, beklentin hep aynı olması lazım. Hı-hı. Şimdi burada bir sayı oynarsa, burada bir sayı oynuyor. Bir sayıya 36 misli. Böyle bir şey yaparsa eğer, ya da böyle yaparsa o zaman iki sayıya. Böyle yaparsa ya buna ya buna. Böyle yaparsa ya buna ya buna oynayacak. İki sayıya 18 misli. Böyle yaparsa eğer şu üç sayıyı oynamış oluyor. Üç sayıya 12 misli. Böyle yaparsa dört sayıyı oynamış oluyor. Dört sayıya 9 misli. Böyle yaparsa altı sayıyı oynamış oluyor. Bu da 6 misli. Sonra ne var başka? Böyle yaparsa eğer buradaki 36 sayıya oynamış oluyor. Ya buradaki 12 sayıya pardon. 12 sayıya 3 misli para veriyor. Yani 1 lira yatırdım buraya. Sana 3 lira geri veriyorlar. Ondan sonra başka ne var? Aa, bir de şey var. Tek çift var. Burada 2 tane daha şey var. Tek çift. Ondan sonra bir de şey var. Bir de ne var? Bunların yarısı siyah, yarısı kırmızı. Siyah kırmızı var. 18 sayıya. 0 çift değil. 0 çift değil. 0 çift olsa hep çiftle oynarsın. Daha fazla çift var çünkü. 0 çift değil ve 0'da renk yok. Ne siyah ne kırmızı. 18 sayıya 2 misli. Beklenti hesabı. Beklenti. Beklenti demek bu oyunu çok oynadığın zaman sonuç ne olacak demektir. Bir defa oynarsan şansın yaver gidebilir, kazanabilirsin. Ya da şansın yaver gitmez, kaybedebilirsin. Ama 1000 defa, 100 bin defa, 1 milyar defa oynadığın zaman artık o zaman şans faktörü ortadan kaybolur. Şans kalmaz artık.
Ya para attın. Adil para, para attın. Yazı geldi. E para hileli demek yani. Değil mi? Para da hilesi yani, değil mi? Ama bin defa atarsan 500 defa yazı, 5 defa fatura gelmesi neredeyse mümkün değil. Çok az olsun ama 495 defa yazı, 505 defa fatura, işte 400 defa yazı, 600 defa fatura falan böyle ara değişebilir yani. 400-600 olmaz da 450-550 arasında değişir yani. Öyle bir şey olması lazım. Ne kadar çok oynarsan, eğer para adilse gerçekten, %50 ortalamaya o kadar yaklaşırsın. Şimdi buraya girelim. Diyelim bu oyunu 36 milyar defa oynadık. 36 milyar defa oynadık. Ve masa hilesiz diyelim. Masa hilesiz. 37 tane sayı var. Her sayının gelme olasılığı 1 bölü 37. Her sayının gelme olasılığı 1 bölü 37. Bakalım ne oluyor. Şimdi diyelim bir sayı oynadık. Bir sayı oynadık. Bu oynadık. Kaç bu? 2, 5, 8, 11. 11 oynadık. Oynadık. 37 tane sayı var. Bir tanesi 11. 11'e vurma olasılığı 1 bölü 37. 1 bölü 37 olasılıkla iyi para kazanacağım. 1 bölü 37 olasılıkla 35 lira kazanacağım. Şöyle diyeyim. 36 milyar oyunun 37 milyar defa oynuyorum. 37 milyar oyunun 1 milyarında 11 gelecek. Yaklaşık. Masa hilesi çünkü. Her sayıya gelme olsa da 1 bölü 37. 37 milyar defa oynarsan eğer yaklaşık 1 milyar defa belli bir sayı gelecek. 1 milyar defa ne kadar kazanacağım? 1 lira koymuşum. 36 lira vermiş bana. 35 lira kazanacağım. Ama geri kalan 36 milyar defa o da eksi 1 lira kazanacağım. Yani 1 lira kaybedeceğim. Verdiğim para gidecek. 1 milyar defa 35 lira kazandım. 36 milyar defa 1 lira kaybettim. Ne oldu toplam? Bunu toplayacağım. Bu 37 milyar defa oynadığımdaki sonuç eşittir. Sadeleştirelim bunu. Şimdi milyarları sadeleştirelim. Şimdi milyarlar gitsin. 1/37 çarpı 35 artı 36/37 çarpı eksi 1. Bu sayılar ne? Bunlar olasılık. Bu 11 gelme olasılığı, bu 11 gelmeme olasılığı. Olasılık. Bu ne? Bunlar ne? Bunlar da sonuç. 1/37 olasılıkla 35 lira kazanacağım. 36/37 olasılıkla eksi 1 lira kazanacağım. Bu beklenti bu. Beklenti. Normal şartlarda bunun gerçekleşmesi lazım. Şanslıysan daha iyi olur sonuç. Şanslıysan daha kötü olur. Ama şansa eşitse her bu olmaz lazım. Bu da kaç etti? 35/37 eksi 36/37 eşittir eksi 1/37. Yani beklentim eksi 1/37. Oyun başına beklentim eksi 1/37. Yani ben buraya 37 milyar defa oynasam ve her seferinde 1 lira koysam ortaya, sonuçta akşamın sonunda 1 milyar lira kaybedeceğim. 37 milyar liranın 1 milyar lirasını kaybedeceğim demektir. Demek ki bu oyunu oynamamak lazım. Böyle yani buraya koymamak lazım. Buraya koyarsan eğer. Ne kadar oynarsan o kadar kaybedeceksin. 37 milyar defa oyna, her seferinde 1 lira koy, 1 milyar lira kaybetmeye mahkumsun. Mahkum değilsin. 1 milyar liradan biraz fazla, biraz az olabilir. Şanslı ya da şanslı olduğuna göre değişir. Bunun beklentisi. Bu eksi 1/37. Peki. Bunun beklentisi ne olacak? Ne dedi beklentisi olsa? Beklenti eşittir. Beklenti eşittir. Olasılık.
çarpı sonucun olası çarpı sonuçların toplamı. Mesela diyelim ki size zaman oynuyoruz. Diyor ki ben size eğer 6 gelirse size 1 lira vereceğim. 6 gelmezse siz bana 1 lira vereceksiniz. Hesaplıyorsun şeyini beklentiye. 6 gelme olasılığı adil zarla. 6 gelme olasılığı 1/6. 1/6. 6 gelirse ben sana 1 lira vereceğim. Bu durumda kazancın 1 lira. Ama 5/6 olasılıkla kazancın eksi 1 lira. Bana 5/6 olasılıkla 6 gelmeyecek. Bunun beklentisi eksi 4/6 etti değil mi? -4/6. Yani -2/3. Ya bu oyunu bana ben de 3 milyar defa oynarsam 2 milyar lira kaybedeceksin. Yapma. Peki ben sana şimdi sen bu oynamam diyorsun. Diyor ki ben sana o zaman peki diyorum. Sana diyorum 6 gelirse diyorum. Ben sana 2 lira vereceğim. Eğer 6 gelmezse sen bana yine 1 lira vereceksin. Sana avantaj sağladım. Seni kandırmak istiyorum. 6 gelirse ben sana 1 lira verecektim ya önceden. Şimdi sana 6 gelirse tam 2 lira vereceğim diyorum. Bu durumda ne olur? Beklenti. 2-5'ten -3/6. Yani 6 milyar defa oynarsan bu oyunu 3 milyar lira kaybetmeye mahkumsun aşağı yukarı. 3 lira verirsem sana sen hala da inanmadın. 3 lira verirsem sana yani artık 3 lira ver, yani kabul ettin sen yani oynamayı benimle. 5/6 olsun da 1 kaybedeceksin. Necik bu? -2/6. 6 milyar defa oynarsan 2 milyar lira kaybedeceksin. Yaklaşık. Hala kabul etmedin. 4 lira veriyorum sana. Kabul et artık yani. 4 lira az para değil yani 4 lira. Ne olacak bu? -1/6. Hala negatif. Ne zaman eşitleniyor oyun? Sana eğer 5 lira verirsem. 5 lira verirsem eşitleniyor. Bu durumda oynasan da olur, oynamasan da olur. Eğlencesi oynayabilirsin. Bu sıfır. Beklenti sıfır. Yani uzun dönemde ne sen kazanırsın ne ben kazanırım. Sen bana dersin ki eğer bana 6 lira ver. Şeş geldi, 6 geldiği zaman 6 lira ver dersen yok ya derim. Enayi miyim ben? 1/6 eder. Senin avantajın 1/6. Benim dezavantajım -1/6. Yani ben kaybederim burada. Kabul etmem oynamayı tabii ki. Anlaşılıyor değil mi? Sen anlıyor, sen mi anlıyorsun? Cevaplar da geliyor. Yok, cevaplar geliyor. Peki. Şimdi diyelim iki sayıyı oynadık. İki sayıyı oynadık. Ne olacak o zaman? Nedir iki sayıya? Buna B1 diyelim. B1 eşittir. -1/37 çıktı. B2 iki sayıyı oynadık. Buraya koyduk. Ya bu ya bu gelirse. Bunun gelme olsun da kaç? Gelme olasılığı şimdi 2/37. 2/37 tane sayı var. Her birinin gelme olasılığı aynı. 2/37 olasılıkla ya bu ya bu gelecek. O durumda ne kadar kazanacaksın? 1 lira koymuşsun. 18 lira alıyorsun geriye. 17 lira kazanmışsın. Geri kalan 35/37 olasılıkla da 1 lira kaybedeceksin sadece. Az kaybedeceksin yani. Yani düşünsene 17 lira kazanıyorsun. Yani 17 lira kazanıyorsun. Bir de sadece 1 lira veriyorsun. Yani değer sanki. Bakalım hesaplayalım. 34-35-1/37. Aynı çıktı. Beklenti aynı çıktı. B3. 3 tane sonradık. 37 tane sayı var. 3 taneden biri gelme olsun 3/37. Ne kadar kazanacağız? 12 lira alacağız. Ama 1 lira zaten koymuştuk ortaya. 11 lira kazanacağız. Geri kalan 34/37 olasılıkla 1 lira kaybedeceğiz. Ne etti bu? 33-34-1/37. Ya öyle almışlar. Enayi değil insanlar yani. Her şey yani bunu herkes hesaplayabilir bunu. Eğer bir tanesinin beklentisi pozitif olsa inanın ki benim burada işim yok. En yakın kumarhaneye giderim. B4 olsun olacak. B4. 4 sayı yapıyoruz. 4/37 olasılıkla
8 lira kazanacağım. Ondan sonra artı 33 bölü 37 olasılıkla eksi 1 lira kaybedeceğim. 32 eksi 33. Yine eksi 1 37. Ne yaparsan yap. Ağzında kuş tutsan, dilinle bal tutsan, her oynadığında yatırdığın paranın 1 bölü 37'sini kaybetmeye mahkumsun. Hepsini oynasan, hepsine, tüm olasılıkla oynasan, inan ki hepsini oynasan, her şeyi oynadın. Hepsi, her yere koydun. Her yere. Buraya, 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 her yere koydun. Buraya, buraya. Her yere koydun. Eşit miktarda koydun. O zaman o koyduğun paranın 1 bölü 37'sini kaybedeceksin. Evet. Anlaşıldı herhalde. Dolayısıyla kumar oynamayın. Gazinolarda özellikle. Oynayacaksanız da hile yapın. Hile yapmadan kazanamazsınız yani. Yok yani. Tabii yakalanırsınız. Temiz bir dayak yersiniz. Evet. Neydi bir sonraki soru? Bir sonraki soru. Bunların hepsi aynı. Hepsi aynı tip sorular. Yani hepsi felsefi sorular. Kandıramazsın. Doğayı, evreni, yaratanı, kimse yani bu kuralları koyanı, doğanın kurallarını aldatamaz. Strateji geliştirerek aldatamaz. Hepsinin felsefesi aynı. Sonraki neydi? P 1 bölü 2 olasılıkla 1 birim. Q 1 bölü 2 olasılıkla 2 birim. Neye basma olasılığı? Evet. Evet. Bunu yapmayacağım ama bunu yapmayacağım söylemiştim. Ya da en sonunda yaparız eğer zamanım varsa. Sonrakini söyle. Diğeri de AA BCD E harfi. Ha, güzel. Beş mi bu? Evet, AA BCD E harfleriyle ile kaç kelime yazabiliriz? Yani kolay bir soru değil. Yani başka bir soru ben. Şöyle bak. 5,1 abrakadabra kadabra harfleriyle kaç kelime yazabiliriz? Zor soru yani. Zor soru. Tamam, gelebilir. Bulmuş da olabilirler. Dördüncü cevabı da geldi. Bayağı uzun bir yazmış o kadar. Peki dördüncü cevabı ne dört? Evet. Ne yazmış, ne bulmuş? Birinci özel durum, 1 bölü 2 durumu, K eylemi özelliği, K N eşittir K N eksi 1 artı K N eksi 2 çarpı 2, K sayı dizisi 1-1 şeklinde başlar. 2 üzeri n eksi k çarpı n 2 üzeri n sayıya göre olasılığı verir. Genel durum kuralı L eylemi L çarpı n L çarpı n eksi 1 artı L çarpı n eksi 2. Peki. N sadece büyük olasılığın payıdır demiş. Bir de L sayı dizisi diye. Peki. Önce bu arkadaş, o da kendisini daha iyi ifade etmek için, hı hı, yani en iyi kendimi nasıl ifade edebilirim diye düşünsün. Yani karşındakine kendini doğru ifade etmek, en kolay bir şey anlamasını çalışmak çok önemli. Hı hı. O zaman sen de daha iyi anlarsın, yanlışlarını da görürsün. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Peki şimdi birkaç kelime yazabiliriz. Yani zor soru. Yani, bu daha zor hatta değil mi? Bu daha zor. Bu da zor soru. Hemen yapamayabilirsin. Yapacağın şey ilk önce zorluğun nerede olduğunu keşfetmek. Ne var burada? Zorluk ne var burada? Zorluk. İki tane zorluk var. Zorluk bir. Çok harf var.
6 tane harf var. Yani daha az harf olsa daha kolay olacak. Yani işte A, A, B olsa sadece daha kolay olacak. Bir zorluk ne? Zorluk 2. İki tane A var. Ya. Şimdi zorluklar bunlar. Bunlar olmasa daha kolay olacak problem. Bu zorlukları önce yok edelim. Ve zorluksuz biçimde kolay problem çözmeye çalışalım. Önce birinci zorluğu yok edelim. Birinci zorluğu yok edelim. Zorluğu kaldır. A, A, B, C, D, E mi var? A, A, B'ye bak. A, A, B ile kaç kelime yazılıyor? Ne var A, A, B ile? A, A, B, A, B, A, B, A. Üç tane var değil mi? Yani üç tane yerim var. B ya buraya gelir, ya buraya gelir, ya buraya gelir. Geri kalan yerlere A gelecek. Bir de üç tane yazılır, üç tane. A, A, B, C ile. A, A, B, C ile. Kaç tane yazılır? Daha zor şimdi tabii ki. Hemen zorlaştı birdenbire. Ne yapacağız ki? A, A, B, C. Yani istersek sıralayabiliriz. A, A, B, C. Buna ölme şeyim ölme yöntemi denir. Alfabeti yazıyorum. A, B, A, C. A, B, C, A. Sonra A, C, A, B. Sonra A, C, B, A. Ondan sonra B, A, A, C. B, A, C, A. B, C, A, A. Sonra C, A, A, B. Sonra C, A, B, A. En sonunda C, B, A, A. Kaç tane etti? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane etti. Bunu 12 tane yazıyoruz. Bunlar 3 tane. Hemen arada bir ilişki bulmaya çalışalım. 3 ile 12 arasında, yani 12, 3'ün 4 misli. 4 misli. Harf sayısı 4 misli çıktı. C koydum bir tane. Bir tane C koydum, 4 misli çıktı. Bu C'yi, şimdi bu C'yi kaldırırsan buradan, şu C'yi kaldır. C'yi kaldır. Ne bulduk? A, A, B'yi kaldırdık. Buradaki C'yi kaldı, ne bulduk? A, A, B'yi bulduk. Buradaki C'yi kaldı, ne bulduk? ABA'yı bulduk bu sefer. ABA. Buradaki C'yi kaldı, yine ABA'yı bulduk. Burada C'yi kaldı, A, B'yi bulduk. Burada ABA'yı bulduk. Burada C'yi kaldı, B, A'yı bulduk. Burada C'yi kaldı, B, A'yı bulduk yine. Burada B, A'yı bulduk. Burada A, A, B'yi bulduk. Burada ABA'yı bulduk. Burada B, A'yı bulduk. Her birinden dört tane ürettim. C'yi bir yakaya geldi. Dedim ki A, A, B'den başladım. Şimdi bir de C var. C'yi ya buraya koyarım, C'a bulur. Ya buraya koyarım, acaba olur. Ya buraya koyarım, A, A, C, B olur. Ya da buraya koyarım, A, A, B, C olur. Değil mi? Bunun için dört tane yer var. Bunun için dört tane yer var. Bunun için dört tane yer var. Demek ki dört misli. Buradan buraya geçiş için çarpı dört yapıyorsun. Şimdi D'yi koyacağım. D'yi koyacağım. Burada 12 tane var. D'yi 5 yere koyabilirim. Ya buraya, ya buraya, ya buraya, ya buraya, ya buraya. Her biri farklı bir harf olur. Yani A, 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 B, C'den tam 5 tane de diyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. D, A, A, B, C. Sonra A, D, A, B, C. Sonra A, A, D, B, C. Sonra A, A, B, D, C. Sonra A, A, B, C, D. D'yi koyabileceğim. 5 yer vardı. Her biri için böyle yapacağım. C, B, A, A için de 5 yerim olacak. Ve hepsi birbirinden farklı. Yani bununla, bununla ya da iki tanesi aynı olamaz. Çünkü D'yi kaldırdığın zaman bu sıralamayı buluyorsun. Yani buradan bir tanesiyle, buradan bir tanesi aynı veririz eğer. D'yi kaldır. Bu da aynı kelimeyi bulacaksın. Bu aynı demekmiş. Ya o zaman buna da aynı demektir. Değil mi? Demek ki bir sonraki ne olacak?
AABCD ile AABCD ile kaç kelime yazıyoruz? 12 bu 3 çarpı bu 3 çarpı 4 bir sonraki ile 3 çarpı 4 çarpı 5 olacak. Şu 5 tane yer. Peki AABCDE ile ne olacak? İle tabii ki bize 6 yer var. 1 2 3 4 5 6 yer var. 3 çarpı 4 çarpı 5 daha önceki sayı çarpı 6. Bu da ne? Bu da 6 faktör yani. Bu 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 2. 6 çarpı bölü 2. Yani 6 faktör bölü 2. Burası da 5 faktör bölü 2. Bu gibi. Burası da 4 faktör bölü 2. Burası kaç burası? Burası da 3 faktör bölü 2. Sadece AA varsa ondan bir tane yazabiliriz tabii ki. Ondan bir tane yazabiliriz. Bu da 2 faktör bölü 2. Hep harf sayısı bölü 2 oluyor. Harf sayısı bölü 2. Bunu yok ettiğimiz zaman ne bulduk? Harf sayısı faktöriyel bölü 2. Peki. Bir de bununla bakalım ne yapacağız. Var mı sorular? Hı? 4 dakikada benim cevabımı yazanlar var. Evet. Ne yazmışlar? 11 faktöriyel bölü 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel bölü 2. Şimdi ikinci soruda kalır. İki tane A var. İki tane A var. A, B, C, D, E. İki tane A var. Bu A'lı, madem iki tane A var ve madem iki tane A'nın olmasını rahatsız ediyor, o iki A'yı farklı A yap. Bir tanesini ince A yap, bir tanesini kalın A yap. Şapkalı A mesela. İki tane A olsun. Damladım matematik olarak. Buna A1 diyelim. Buna da A2 diyelim. Altı tane fark var şimdi. Altı tane fark. Bu A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 6 harften biri gelir. Burada 6 tane yani harfler, kelimeler ya A1 ile, ya A2 ile, ya B ile, ya C ile, ya D ile, ya A ile başlar. Diyelim buraya bir tane koyduk, C koyduk. Hangi bir tanesi? Önemli değil. A1, A2, B, C. C'yi koyduk. Sonra buraya 5 harf gelir. Buraya A1'den A1 A2 B, D, E olmak üzere 5 harf geliyor. Her yere 5 harf geliyor. Sonra buraya 6 seçenek, buraya 5 seçenek, buraya 4 seçenek. Ne olacak? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. En son bir seçenek var. Bu kelimeleri yazalım. Bir liste yapalım böyle. Bir tanesi mesela bu. A1, A2, B, C, D, E. Bir başkası A2, A1. B, C, D, E. Bir tanesi C, A1, D, B, A2, E. Bir tanesi C, A2. Hop, evet. C, A2, D, B, A1, E. Yan yana koyuyorum bunları. İki liste yaptım. Bazı kelimelerde A1, A2'den önce gelir. Bazı kelimelerde A2, A1'den önce gelir. Ha. Yani burada toplam kaç tane vardı? Bu toplam 6 faktör tane vardı. Ama bu iki her iki kelimeden bir kelime elde ediyoruz burada. A1, A2, A1 ile A2 kaldığın zaman A, B, C, D, E. Burada yarısı. Burada da ne olacak? Burada C, A, D, B, A, E. Her kelimeden bir kelime. Demek ki burada kelime sayısı 6 faktöriyel bölü 2 olacak. Anlaşılıyor mu? Hı? Aynı şey yani. İki farklı biçimde bulduk.
Bir problemde zorluğu rastladığı zaman zorluk gördüğünü yapamıyorsun. O zorluğu kaldır. Ondan sonra zorluğu ekle. O zorluğu kaldırıp çöz, sonra zorluğu ekle. Başka? Peki. Başka ne var? 01 dizileri var. Ha, çok güzel. Dün Haluk Oral'ın sorusunun cevabını biliyorsun, anladınız herhalde. Aynı şey. Şimdi diyelim ki şimdi merdiven sorusu aynı şey. Merdiven sorusu. Kaç tane merdiven burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 basamaklı merdiven var. 10 tane basamak var. Ne yapacaksın? Ya bir buradan başlıyorsun, sıfırdasın. Ya buraya geleceksin, ya buraya geleceksin. Bastığın basamaklara bir de, basmadığın basamaklara sıfır de. Diyelim ki şöyle yaptın. Yani ya bir atlıyorsun, ya iki atlıyorsun. Diyelim ki bir atladın. Sonra iki atladın. Sonra bir daha iki atladın. Sonra bir atladın, bir atladın. Bir atladın, iki atladın. Ne olacak bu? Bastığın basamaklara sıfır. Pardon, bir basmışız çünkü. İkiye basmamışız. Üçe basmışız. Dörde basmamışız. Beşe basmışız. Altıya basmışız. Yediye basmışız. Sekize basmışız. Dokuza basmışız. Ona basmışız. Kaç? İki, dört, altı, sekiz, on. Bu buna tekabül ediyor. Ve burada sıfır sıfır olmaz. Çünkü sıfır sıfır olmaz demek. İki basamağı birden basma demektir. Değil mi? İki tane sıfır yan yana geldi demek, ama yan yana gelemez. Çünkü ya bir adım, ya bir basamak atıyorsun, ya iki basamak atıyorsun. Dolayısıyla dünkü soruyla aynı şey. Fibonacci dizisi. Anlattı herhalde Erik Hoca, değil mi? Evet desinler bana. Bu arada bunu da dün Haluk Hoca'dan öğrendim. Bilmiyordum daha önce. Ben bu soruyu sorardım öğrencilere ama bunun bu anlama geldiğini bilmiyordum. Yani şöyle de yapabilirsin. Bu daha önce oldu, herhalde dün bu da dedim ama herhalde Haluk Hoca şey yaptı. İlk hamlesi ya bir olacak ya iki olacak. İki ayırıyorsun değil mi? Öyle mi yaptı? Herhalde öyle yapmıştı. Yapamaz çünkü. Öyle yapmıştı. Burada burası ya bir olacak ya sıfır olacak. Burası bir olursa eğer daha sonra şey gelebilir de eğer sıfır olursa daha sonra bir gelmek zorunda. Yani bu dizileri topluyorsun. Fn eşittir. Fn eksi bir. Eksi bir tane var burada. Artı Fn eksi 2. Var mı cevapla? Sorular. Evet diyorlar. Ha? Evet diyorlar. Fidyanın. Her şeyi biliyorlar bunlar ya. Her şeyi biliyorlar. Kaç öğrenci var? Şu an 27 olduk hocam. Peki. Bir sonraki soru neydi? Var mıydı başka soru? Bu kadardı hocam. Bu kadardı. Valla. Ne de intibaları, ne düşünüyorlar ders hakkında? Sor bakalım. Seni yaradı mı? Hoştan gitti mi? Geliştiler mi? Ha? İyi, bravo. Bravo. Her şey için teşekkürler diyorlar hocam. Güzeldi. Ağa geldi diyen var mı? Eğlenceliydi diyen mi? İyi, çok iyi. Gayet mutlu oldum ve eğlendim. Bu yaz başka program yapacak mısınız diye birkaç soru var. Vallahi yani istiyorum ama yani bu seviyede öğrenciler için soru bulmam zor. Zaten ama onların da seviyesi zaten bayağı yüksek galiba. Yani o öğrenciler 12 yaşında ama sanki yani 20 yaşında falan gibi çocuklar. Okulu sevmemeye başladım yazdı biri. Yeni bakış açıları kazandım. Çok iyi, teşekkür ederim. Çok güzeldi, çok teşekkürler. Sen ne olursa köye de gelmek isterim. Mutlaka köye gelsinler, mutlaka köye gelsinler.
Benim hoşuma gidiyor böyle bir şey yapmak. Yani orada sadece yani belli bir yaşa yönelik değil ama herkese yönelik. Öyle bir bazen bir saat, bazen yarım saat, bazen iki saat, bazen yarım saat sabah, bir saat akşam falan gibi şeyler yapmak hoşuma gitti doğrusu. Yani yaparım herhalde. Yapmak istiyorum. Herhalde onu da şey yaparız, ücretsiz yaparız artık. Yani ücret aldığım için kusura bakmayın, hiçbir zaman eğitim için ücret almadık biz ama yani mecburduk bu koronavirüsünden. Bu kadar insan var burada, maaş ödemem lazım. Teşekkür ederim katıldığınız için, sağ olun. Hocam dördüncü sorunun cevabını şöyle göstereyim, size tekrar göndermiş. Nerede? Şurada. Peki. Deniz akıllı bir çocuk. Muhtemelen doğrudur. Hadi dördüncü soruyu yapalım. Hadi dördüncü soru yapalım. Neydi? Ama dördüncü sorunun hesapları var. Daha fazla. Şimdi yapabilir miyim bilmiyorum. Neydi dördüncü soru? Neyinci adım? Evet, değil mi? Ya bir adım atıyor ya iki adım atıyor. Ha peki. Tamam. Evet. Çekirge burada. Sıfırda başlangıçta. %50 olasılıkla bir adım atıyor. %50 olasılıkla iki adım atıyor. %50 burası. %50 de iki. Çekirgenin bir N noktasına gelme olasılığı kaçtır? Bin olabilir. 10 olabilir, ne bileyim, her şey olabilir. Buna N ve PN demiştik. N ve PN. Ve şöyle bir şey yapmıştık. 1'e gelme olasılığı 1 bölü 2. Değil mi? N 1 ise 1 bölü 2. N 2 ise o biraz daha zordu. Ne olacak çekirge? İki tane seçeneği var. Ya 1 bölü 2 olasılıkla 1'e gelecek ya da 1 bölü 2 olasılıkla 2'ye gelecek. 1'e gelirse hala 2'ye gelme olasılığı var. 1 bölü 2 olasılıkla 2'ye gelecek. 1 bölü 2 olasılıkla 2 adım atıp 3'e gelecek. Demek ki buradaki olasılık ve buradaki olasılık. Yani buradan 1 litre su geliyor. Yarısı buraya, yarısı buraya. Sonra yarısının yarısı buraya, yarısı buraya. Bu tutulara ne kadar su geldi gibi. Burada 1 bölü 2 var. Burada 1 bölü 4 olacak tabii ki. Burası 1 bölü 2 artı 1 bölü 4. Eşittir. 3 bölü 4 yanılmıyorsam. 3 bölü 4. 3 için biraz da 1 bölü 2 1 bölü 2 3 2 3 için ne olacak? Burası ya 3'e gelecek ya 4'e gelecek. Burada ya bunu ayrı yapıyorum. Aslında birleştirebilirsin isterseniz ama ayrı yapıyorum. Daha kolay olsun diye hesaplaması. Ya da 5 olacak. Burası 3 olacak. Ya da 4 olacak. Hepsi 1 bölü 2. 3'e gelmez. Burası kaç? Burası 1 bölü 8. Burada 1 bölü 8 var. Burada 1 bölü 4 var. Bu o kadar. Bir de burası var. Pardon. Bir de burası var. Bir şey gelmiş burada. Burada 1 bölü 4 var. Burası 1 bölü 8. 3 için. 1 bölü 8. Artı 1 bölü 4. Artı 1 bölü 4. Bu 2 bölü 8. 2 bölü 8. 4 bölü 5 bölü 8 burası. Tamam. Genel şeyi nasıl çözeriz? Genel durumu nasıl çözeriz? Şimdi birden neye, sıfırdan neye gelecek? İlk hamle ne olacak? İlk hamle ya 1'e gelecek 1 bölü 2 ile ya da 1 bölü 2 olasılıkla da 2'ye gelecek. Ya bu ya bu. Şimdi sonra neye gelecek? Şimdi burada ne adım atması gerekiyordu? Sıfırdan neye kadar ne adım var? 1, 2, 3, 4 ne adım var? Birden neye gelmek olasılığıyla sıfırdan neye, eksi 1'e gelmek aynı şey değil mi? Çünkü her seferinde olasılık aynı kalıyor. Ha sıfırdan ne eksi 1'e gelmiş?
Ha sıfırdan ne eksi bire gelmiş. Ha birden neye gelmiş? Aynı şey. Değil mi? Dolayısıyla bire geldikten sonra neye gelme olasılığı? Bu olasılık pn eksi 1. Neye gelme olasılığı? Pn eksi 1. N eksi 1 adım atacak çünkü. 2'ye gelmişse 2'den neye gelme olasılığı? 0'dan n eksi 2'ye gelme olasılığı aynı şey. Çünkü n eksi 2 adım atacak. Bundan sonra n eksi 2 adım atacak. Burası da pn eksi 2 olasılıkta neye gelecek? Demek ki pn eşittir. 1 bölü 2 defa pn eksi 1. 1 bölü 2 olasılığı buraya geliyor. Sonra pn eksi 1 olasılığı buraya geliyor. Artı 1 bölü 2 defa pn eksi 2. Ya pn eşit. Ya 2 pn eşittir. Pn eksi 1 artı pn eksi 2. Ve bakalım ne kadar doğru. Buna bunu toplayıp 2'ye bölüyoruz değil mi? Yani şu oluyor eşittir. Pn eksi 1 artı pn eksi 2 bölü 2. 1 bölü 2 ile 3 bölü 4'ü ekle. Ne etti bu? 5 bölü 4 etti. 2'ye böl 5 bölü 8. Şimdi 4 için olacak. Buna bunu topla. Bu 6 bölü 8, 5 bölü 8, 11 bölü 8, 11 bölü 16. Sonra 5 için topla ikisini. Bu 10 bölü 16, 21 bölü 16, 21 bölü 32. Böyle gidiyor. Yani şey ne? B1 eşittir 1 bölü 2. B2 eşittir 3 bölü 4'tü galiba. Evet 3 bölü 4. Ve ondan sonra gerisi de bu formülle verilmiş. Yani ilk ikisini biliyorsan, eğer gerisi gider. Şimdi bunun için formülü bak lazım. Bulalım mı? Bulalım. Şimdi mesela en başta başlayalım. 2P2 eşittir. 2P2 eşittir. Pardon 2P3 eşittir. P2 artı P1. Sonra 2P4 eşittir. P3 artı P2. 2P5 eşittir. P4 artı P2. Devam edelim böyle. Ta 2PN eşittir. PN eksi 1 artı PN eksi 2'ye kadar devam edelim böyle. Bir taraf tarafı toplayalım. Burası 2 kere P3'ten PN'ye kadar sayıda toplayacağız. Eşittir. Burada P2'den PN eksi 1'e kadar sayıda toplayacağız. Peki de böyle çıkmayacak. 2P5'in karşısında olacağım P4 artı P3. Evet. Ha çıkabilir. Böyle bir şey çıkacak. Devam edelim. Devam ediyorum. 2 defa bu oldu. Burası P2 artı PN eksi 1. Sonra olacak artı. Bak şimdi burada 2P6 eşittir. P5 artı P4 yok mu? Sonra 2P7 eşittir. P6 artı P5. Şimdi görüyor musun? Burada 2 tane P4 var. Burada bir P4 var, burada P4 var. Buna gidecekler değil mi? Buna sadeleşecek. Az şey kalacak geriye. Yazayım böyle. Bu P2'den PN eksi 1'e kadar toplam. Burası P1'den PN eksi 2'ye kadar toplam. Şu toplama P1'den PN'ye kadar toplama T diyelim. Toplamın T'si. Bu ne? Bu T'den P1 ve P2 çıkarmışız. Yani bu P3'ten başlıyor ama T P1'den başlıyor. T'den P1 çıkarmışız. Değil mi? T eksi P1 eksi P2. Ondan sonra bu ne? Bu T'den PN çıkarmışız. Çünkü PN yok orada. Orada PN var, burada yok. PN çıkarmışız. Bir de P1 çıkarmışız. Bu ne? Bu da T'den PN eksi 1 ve PN çıkarmışız. Çünkü burada PN'ye kadar gidiyor. Burası O. Değil mi? Şimdi bu 2T. Burada 2T var. Burada bir T var, burada bir T var. Onlar gitti. Ne kaldı? Eksi 2P1, eksi 2P2,
eşittir. PN var burada. Bir eksi PN. Bir eksi PN de var, o da var. Eksi 2 PN. Değil mi? Eksi 2 PN etti. Ondan sonra. Bir de eksi P1 bu da var değil mi? Eksi P1 bu da var. Sonra bir de eksi PN eksi 1 var. Bunlar bir tane sadeleşecek. Eksi P1 eksi 2 P2 eşittir. Eksi 2 PN eksi PN eksi 1. Her şeyi eksiye çarpalım. 2 PN artı PN eksi 1 eşittir. P1 artı 2 P2. P1 kaçtı? 1 bölü 2 miydi? Evet 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 artı 2 defa 3 bölü 4. Ne etti bu? 6 bölü 4. Neydi bu? 3 bölü 2. 3 bölü 2 değil mi? 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 eşittir 2. Aha. 2 PN ne bulduk? 2 PN artı PN eksi 1 eşittir 2 bulduk. Bakalım doğru mu? Bununla 2 defa bunu çarp. Ne? 2 defa PN. Yani iki defa bu ne etti? 6 bölü 8. 6 bölü 8. 6 bölü 4. 6 bölü 4. 6 bölü 4'e 1 bölü 2 ekle. 8 bölü 4. 2. Değil mi? Sonra buraya bakalım. Bununla 2'yi çarp. 10 bölü 8. Artı 3 bölü 4. 3 bölü 4. 6 bölü 8 tabii ki. 16 bölü 8. 2 etti. Bunlara bakalım. Burası 22 bölü 16. Artı 5 bölü 8. 5 bölü 8 ama 10 bölü 16. 32 bölü 6 yine 2 etti. Gördüğünüz 2 ediyor. Eşittir 2. Al sana bir başka yepyeni bir ilişki bulduk. Daha önce 3 tane P arasında bir ilişki bulmuştum. Bu sefer 2'ye indi o. Değil mi? Şimdi onu 1'e indireceğim. 1'e indireceğim şimdi. Bayıldın mı millet? Ha? Son izlerler. Şimdi şey yapalım burada. 2P2 artı P1 eşittir 2. 2P3 artı P2 eşittir 2. 2P4 artı P3 eşittir 2. Devam ediyor böyle. Kaça kadar? 2PN artı PN eksi 1 eşittir 2. Şimdi yine toplayacağım ama mesela bir numara yapacağım. Burada 2P2 var. Çıkaracağım bu sefer. Eksi 2 ile çarpıp çıkaracağım. Ki P2'ler gitsin. Sonra burada eksi 4 olacak. 4 ile çarpıp toplayacağım. Sonra bir sonraki ne olacak? 2P5 artı P4 eşittir 2. Ne yapayım? Burada 8P4 olacak burada. Eksi 8 P yapacağım buraya. Değil mi? Ne olacak bu? Eksi kaç yapacağım bunu? Eksi 2 üstü kaç? Eksi 2 üstü kaçta çarpacağım? Bu 3, 2 üstü 3 bu. 2 üstü 3 bu. 3 ile çarpacağım. Yani bundan bir eksi. Ne eksi 2 ile çarpacağım bunu? Ve buna çarpıp toplayacağım. O zaman 2 P2 eksi 2 P2 gidecek. Eksi 4 P3 artı 4 P3 gidecek. 6, 8, P4. Eksi 8, P4 gidecek. Bunların hepsi gidecekler. Ne kalacak? Bunda bunu çarp. Eksi 1 üstü N eksi 1. Kere 2 üstü N, PN. Burada P1 kaldı. P1 kaçtı? P1'de 1 bölü 2 idi. 6, 1 bölü 2. Eşittir. Bunları toplayacağız şimdi. Burası 2. Sonra burası eksi 2'nin karesi. Sonra eksi 6, 2 üstü 3. Sonra eksi 2 üstü 4. Plan bölecek. Burası kaç olacak? Eksi 1 üstü n eksi 1 kere 2 üstü n olacak. Eşittir. 2 eksi 2'nin karesi artı 2 üstü 3. Eksi 2 üstü 4 plan. Artı eksi 1 üstü n eksi 1. 2 üstü n. Bunun da kaç olduğunu bulabiliriz aslında. Kaç bu? Nedir bu? 2 alıyor. 1 eksi 2 artı 2'nin karesi eksi 2 üstü 3
artı filan. Artı eksi bir üstü ne eksi bir? İki üstü ne eksi bir? Değil mi? Nedir bu? İşte iki kere iki üstü sıfır bir dilim. En İki çıkıyor. Ya. Evet. Orada çarpı 2 üzeri n yazdık. Evet. Orası 2 üzeri n eksi 1 olmayacak. Bir de 2 var ya burada. 2 üstü n eksi 1 kere 2. 2 üstü ne yapar? Değil mi? Bunu 2 eksi 2'ye çarpıp topluyoruz. En sol tarafta çarptığımız şey 2 üzeri. Burası mı? Burası mı diyorsun? Evet. En sol eksi 2 üzeri n eksi 2 ile çarpıyoruz. 2 çarpıyoruz evet. Eksi 2 üzeri eksi ne eksi 1 çarpı 2. Efendim? Üzeri n eksi 2 değil mi orası? Burası mı? Burası mı? Şimdi yazdığınız hocam. Evet. Eksi 2 üzeri n eksi 1 çarpı 2. Değil mi? Bu nedir? Bu eşittir. Eksi 1 üzeri n eksi 1 kere 2 üzeri n eksi 1. Bir de çarpı 2 var. Burası 2 üstü ne yapar? Eksi 1 üzeri n eksi 1 çarpı 2 üstü ne? Doğru galiba. Bu nedir? Bunda bir formülü vardır. Bu 1 artı bu ne? Bu 2 kere 1 artı eksi 2'nin birinci kuvveti artı eksi 2'nin ikinci kuvveti artı eksi 3'üncü kuvveti falan. Kaça kadar gidiyor bu? Eksi 2'nin ne eksi 1'inci kuvvetine kadar gidiyor? Bu da işte 2 defa 1 eksi 1 eksi eksi 2'nin neyinci kuvveti bölü 1 eksi eksi 2 galiba. Yanılmıyorsam eğer öyle olması lazım. Yani yanılmıyorsam da önemli değil. Ne olacak ki? Yani. Burası 3 edecek. 2 bölü 3. 2 bölü 3 çarpı çarpı 1 eksi eksi 2 üstü n. Şimdi buna böleceğiz. Pn eşittir. 2 bölü 3 çarpı bu sayı 1 eksi eksi 2 üstüne bölü eksi 1 üstüne eksi 1 2 üstüne. Bu sayıda n sonsuza giderken ne olacak bu? Bu eşittir. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Eşittir. Pn eşittir. 2 bölü 3. Önce bunu yazayım. Ne çıkıyor burada? Bu eksi nedir bu? Eksi 2 üstü n bölü eksi 1 üstü n eksi 1 2 üstü n var burada. Bu eksi 1 üstü n ondan sonra 2 üstü n bölü eksi 1 üstü n eksi 1 2 üstü n. Burası eksi 1 çıkacak burası. Burası eksi 1 çıkacak değil mi? Burası eksi 1 çıkacak. Bir eksi var burada. Artı 1. 1 eksi bunu yukarı çıkarabilirim. Eksi 1 üstü ne eksi 1 bölü 2 üstü ne? Evet. N çok büyükken bu sayı 0'a gidecek. Her şey 2 bölü 3'e gidecek. Yani n büyüdükçe bu prosedürle her 3 sayıdan 2 tanesine basacaksın demektir bu. Her 3 sayıdan 2 tanesine basıyorsun. Zaten yani belli olur değil mi? Ya bir adım atıyorsun ya iki adım atıyorsun. Her üç sayıdan iki tanesine basıyorsun. Ortalama. Yani olasılık yaklaşık 2 bölü 3. Tam tamına da bu. Pn eşittir. Pn eşittir. 2 bölü 3 çarpı 1 eksi eksi 1 üstü ne eksi 1 bölü 2 üstü ne? Bu sayı çok küçük bir sayı. N büyükken. Bakın N büyükken ne oluyor? N büyükken ne oluyor? N işte 1 ise P1 eşittir. 1 bölü 2 çıkması lazım. Yani yanlış bulsak hata yaptım demektir ama umumda bile değil yani. 1 eksi. Eksi 1 üstü 0. N1 çünkü. 0 bölü 2. Hata yapmış. Hata yapmış. Ne olacak bu? Bu 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2 burası. 1 eksi 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2. 1 bölü 3 çıktı. Orası 1 bölü 2. Hata yapmışım. Bir yerde bir hata yapmışım. P2 ne olacak? Ama cevap bu türden bir şey olduğunu biliyorum da
yani tam cevabı atlayamıyorum. B2 eşittir. Ne 2 aldık? 2 bölü 3 çarpı 1 eksi. Şimdi burası 2 olacak. 2 olacak burası. Eksi 1'in birinci kuvveti. Eksi 1 bölü ne eşittir 2 aldık? 4. 5 bölü 4 bu. 10 bölü 12 ediyor. 10 bölü 12. 5 bölü 6 etti. Hata yapmışım. Bir yerde hata yaptım. Yani burada bir yerde bir şey yaparken bir hata yaptım. Onun da öyle değil. Sizin de umurunuz olmasın. Üniversiteye giremezsiniz. O başka hikaye ama. Ne diyorlar? Bir yerde 1 bölü 2 vardı. Onu atmaya unutmuşsunuz. Evet. Mutlaka bir yerde. Evet. Bir yerde. Aa! Burada 1 bölü 2 vardı değil mi? Bu 1 bölü 2'yi bir tarafa geçirmedim. Bunu buldum, buna böldüm. Evet, doğru söylüyor. Bundan 1 bölü 2'yi çıkaracağım. Değil mi? Evet. Güzel, teşekkür ederim. Ne yapacağız burada? Pn ne olacak? Pn eşittir. 2 bölü 3 çarpı 1 eksi eksi 2 üstü ne? Bu. Eksi 1 bölü 2 bölü eksi 1 üstü ne eksi 1? 2 üstü ne? Cevap bu. Bunu tabii basitleştirin. Yani bu, ne olur? Bu 2 bölü 3. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2 var burada. Ne olacak bu? 4 eksi 1, 4 eksi 3. 1 bölü 6. Burası 1 bölü 6 eşittir. 1 bölü 6. 1 bölü 6 eksi, evet, ondan sonra 1 bölü 6 eksi 2 bölü 3 ki ne kadar çok hesap yaparsam o kadar yanılırım. O yüzden hesap yapmak istemiyorum. Yani cevabı buldum aslında. Bölü eksi 1 üstü ne? 2 üstü ne? Bundan sadeleştirirseniz hoş bir şey olur burası. Burası 2 bölü 3 çıkacak. 2 bölü 3 çıkacak orası. Eminim. Yani hesap yapmıyorum bile. 2 bölü 3 çıkacak. Ondan sonra artı bu çıkacak. Eksi 1 üstü ne'yi yukarı alayım. 1 bölü 6 kere 2 üstü ne? Doğru bakalım. Neyi 1 alalım? Ne 1 ise eğer 2 bölü 3 eksi 1 bölü 12. 8. Ya yine yanlış çıktı. Dedim size. Benden bu kadar. Yani. Umumda değil pek. Önemli olan yöntemi bilmeniz tabii ki. Yuu çekiyorlar mı? Yok. Deniz şey yazıyor. Eksi bir üzeri en eksi bir olması lazım. Tamam burada. Onu da unutmuşsunuz. Deniz benden daha genç. O daha iyisini yapar. Teşekkür ederim hepinize. Çalışmaya devam edin. Her gün bir saat. Her gün bir saat çalışırsınız eğer. Dediğim gibi dünya çapında birisi olursunuz. İnsanlar çünkü ayda yılda bir düşünür. Siz her gün bir saat düşünürseniz eğer çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Her gün bir saat de yani mümkün yani. Aslında mümkün değil. Çünkü her gün bir saat düşünürsen bir zaman sonra her gün 3 saat düşünürsün. Evet. Teşekkür ederim hepinize.